Yazılım güvenliği açısından bir geliştiricinin ilk sorumluluğu saldırılara karşı dayanıklı bir yazılım üretmektir. Bu konuların zorluğundan olmasa bile uygulama açısından altından kalkması zorlu bir görev olabilir. Ancak imkansız değildir. Beyaz liste girdi denetimi gibi birkaç doğru güvenlik pratiğini kullanarak pek çok zafiyetin olmasını engellemek mümkündür. Bununla birlikte iyi önlem tekniklerini uygulamak bir geliştiricinin ilk hedefi olmalı. Ama geliştiricinin güvenlik anlamında ikinci hedefinin bir saldırganı en kısa sürede fark etmek olması gerektiğini iddia ediyorum. Şimdi aklınıza "kırabileceği hiçbir şey olmadığı sürece neden saldırganı önemsemeliyiz?" sorusu geliyor, olabilir. Bunu yanıtlamak için önce size siber güvenlik operasyon merkezini tanımlamaya çalışayım. İngilizce kısaltmasıyla SOC'lar bir organizasyon içinde bulunan şirket içi veya dış kaynaklı bir takımdır. Bu takımın görevi kurum güvenliğini sürekli olarak izlemektir. Bu görevi siber güvenlik olaylarını tespit ederek, analiz ederek ve bunlara müdahale ederek yaparlar. Başarılı veya başarısız bir siber saldırıyı fark etme ve buna yanıt verme fikri son derece önemlidir. Sok ekipleri Yazılım güvenliği anomalileri dahil olmak üzere sistemler ve ağ üzerinde anormal faaliyetler ararlar. Dolayısıyla yazılımımızın bu ekiplere gönderdiği kaliteli güvenlik alarmları paha biçilmezdir. Bu nedenle bir saldırgan ürünümüzü kurcalamaya başladığında geliştirici olarak bu durumun bir bildirimini üretmeli veya en azından kaydını oluşturmalıyız. Ayrıca daha ileri gidebilir ve uygulamamızı kurcalayan kullanıcıyı ve IP'yi engelleyebiliriz. Ancak bu tepki ciddiyeti nedeniyle tamamıyla kuruma özeldir. Başka bir örnek vereyim. Web uygulama güvenlik duvarları denilen bir şekliyle eski ama hala popüler bir teknoloji var. Yani yine İngilizce kısaltmasıyla WAF'lar. Bu teknolojiye ait ürünler bir arka uç uygulamasının önünde yer almakta ve gelen giden HTTP isteklerini analiz ederek saldırganları yakalamayı amaçlamaktadır. Ve bu işlemi hem kara listeler hem de beyaz listeler kullanarak yaparlar. Vafların birçok teknolojide olduğu gibi hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Örneğin yazılımımızın henüz engelleyemediği yeni bulunan güvenlik zafiyetlerini hızlıca çözüp bize zaman kazandırabilirler. Ama maalesef bunu yaparken hatalı alarmlar da üretebilirler. Yani saldırı olarak tanımladıkları bir istek aslında saldırı amaçlı yapılmamış olabilir. Bunun yanında geliştiricilerde sahte güvenlik duygusu dediğimiz bir şeyi yaratırlar. Yani vaflar varken uygulamamızı tamamen güvende hissedebiliriz. Bu hisle beraber yazılımın içinde güvenlikle ilgili herhangi bir önlem almanın gereksiz olduğu kanısına varabiliriz. Ancak kaynak kodu genellikle kaliteli güvenlik çıkarımları için bir waf ürününden çok daha iyi bir oyun alanıdır. Örneğin hatırlarsınız, yetersiz yetkilendirme dersimizde güvensiz doğrudan nesne referansı IDOR zafiyetini görmüştük. Eğer hatırlamakta zorlanırsanız, devam etmeden önce ilgili dersin bu kısmını kısaca gözden geçirebilirsiniz. Slaytta bir kullanıcımızın istediği bir faturanın ayrıntılarını return etmek için kullanılan bir kod parçası gösterilmektedir. Kullanıcı ayrıntısını görmek istediği bir fatura ID'si seçtiğinde bu faturanın detaylarını almak için güvenli fatura getir metodunu kullanıyoruz. Artık bildiğimiz gibi kötü niyetli bir kullanıcı fatura ID'sini rastgele değiştirerek diğer kullanıcıların fatura verilerine erişmek isteyebilir. Güvenli fatura getir metodunun fatura aidesinin istekte bulunan kullanıcıya ait olup olmadığını kontrol ettiğini düşünürsek, IDOR zafiyeti engellenmiş olacaktır. Ama işte önemli kısım burada. Bu metodun return değerinin null kontrolünü yaparak, bu isteği gönderen kişinin IDOR deneyip denemediğini kolaylıkla anlayabiliriz. Hiçbir web uygulaması güvenlik duvarı bu bahsettiğim işi, Kodun kendisinden daha basit, daha iyi ve daha hızlı yapamaz.